Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Hoca, kanalıma hoş geldiniz. 2021 tayfayı hayallerine uğurlarken 2022 tayfaya kucak açıyoruz tabii ki hep beraber. Bu video her iki grubu da ilgilendirecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2022 tayfada geçen sene AYT Edebiyat'ta ne çıktı, ne soruldu, bu gibi şeyleri bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu video eminim ki sevgili 2022 tayfa sizlerin de çok fazla işinize yarayacaktır. Değerlendirmeye baktığımızda 2021 AYT Edebiyat nasıldı? Tabii ki farklı soru tipleri vardı ama genele baktığımızda aslında geçen seneyle hemen hemen aynıydı. Çok fazla zor bir test olmadı ve çok fazla bizi şaşırtmadı. 6 tane paragraf sorusu geldi. Öncelikle onu söyleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 24 sorudan oluşuyor. Bu 24 sorunun 6'sı paragraf. Bu şekilde baktığımızda aslında edebiyata 18 soruluk bir kısım kalmış oluyor. Yani 18 sorudan sorumlu olmuş oldu adaylar. Paragraf sorularına baktığımızda TYT paragraf sorularıyla hemen hemen eşdeğerdi arkadaşlar zorluk derecesi. Diğer sorulara baktığımızda bir tane söz sanatı vardı. Bu sefer biraz daha farklı vermişti. Bu beyit için hangisi söylenemez tarzında vermişti arkadaşlar. İşte aynaların dizi dize asılması güzel bir nedene bağlam. Orada Hüsnü Talil gibi. Sen zamiriyle sevgili kastedilmiş derken orada işte ne vardır diye teşbih var yine aynı şekilde. Ahengi sağlamak için bazı ifadeler kullanılmış tabii ki bunun gibi tekrir sanatı. Söz sanatını bu şekilde biraz daha farklı vermişti. Dolayısıyla soru tarzı bize farklı gelse de konu olarak zaten aşina olduğumuz bir konuydu. Bir de yine divan edebiyatı biliyorsunuz ki çok önemli. Sürekli vurguluyorum. Divan edebiyatından bir beyit verip bu beyit ayrıç içinde hangisiyle işte bağdaşmıyor şeklinde bir nevi aslında beytin anlamını sormuştu arkadaşlar. Böyle bir soru da çıktı. Eminim ki biraz o kelimeleri aşina olan eminim ki yapabilmiştir. İki tane şiirin ortak özelliğini hemen hemen ÖSYM sürekli soruyor arkadaşlar. İki tane şiir vermiş ve bunun ortak özelliği hangisiydi? Bu sorunun cevabının tema olması gerekiyordu. Orada kafiye düzeni demiş. Hayır, biri zaten serbestti, biri beyit halindeydi. Dil ve üslup demiş. Nazım birimi demiş. Hayır, biri beyit zaten, biri serbest. Ölçüsü demiş ve hiçbir şey ortak değildi. Sadece teması ortaktı arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki ÖSYM bize bir şiir verir şöyle dörtlük şeklinde bir şiir verir. Hangisi bu şiirle ilgili söylenebilir ya da söylenemez der genellikle. İşte 11 hece ölçüsüyle yazıldığı, satirik şiir örnek olduğu, düz kafiyeden yararlandığı, teşbih sanatından yararlandığı, redife yer verildiği gibi gibi şeyler. Bunun cevabı da teşbih sanatı olacaktı. Bu şekliyle baktığımızda da söz sanatlarından iki tane çıktığını görebiliyorsunuz canlarım. Yani cevap olarak burada karma şiir bilgisinde cevap teşbih sanatı olacaktı. Dolayısıyla yine dediğim gibi çok şaşırdığımız bir şey değildi. Ve bize bir mani verdi, bir şiir verdi ve bunun mani oluşturmamızı istedi. Çok kolaydı aslında. Maninin uyak düzenine baktığımızda canlarım AA, XA şeklindedir. Dolayısıyla bu şekilde yerine yerleştiriyor olabilmeniz gerekiyordu. Evet. Tiyatroyu anlatırken ben her zaman söylüyorum. Geleneksel Türk tiyatrosu, orta oyunu, medda, köy seyirlik oyunları, Karagöz, Hacivat. Bunlar kesinlikle çok önemli. Hemen hemen her sene soru getiren bir konudur arkadaşlar. Orta oyunda asıl konunun işlendiği bölüme fasıl adı verilirken Karagöz'de bu bölümün adı muhaveredir diyor. Yanlış cevap C şıkkı olacaktı tabii ki. Gerisi zaten bildiğiniz şeylerdi. Canlarım, masalları anlatırken de aslında masalların ne kadar önemli olduğunu sürekli vurguluyorum ben. Özellikle Uygur metinleri var biliyorsunuz. İşte Altın Yaruk, ondan sonra Irk Bitik Bir Fal kitabıdır biliyorsunuz. Kalyanam Kara Papam Kara. İyi kalpli şehzade ile kötü kalpli şehzadenin hikayesini, masalını anlatır. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi Uygur dönemi eseri olan Kalyanam Kara Papam Kara olacaktı. Bir de canlarım Arap ve İran kaynaklı bir masal olan Binbir Gece masalları olacaktı. Bunun da cevabının Adana şıkkı olması gerektiğini hatırlıyorum. Nazım biçimini sormuştu divan edebiyatında. Müstezat. Bakın adı üstünde tezat tezat diyor burada. Bak, dikkat, 2022 tayfa. Şifreye dikkat lütfen. Tezat yani bir uzun bir kısa. Bir uzun bir kısa. Böyle bir şeydi. Zaten çok basitti. Çok kolay bir soruydu kesinlikle bu da. Şıklarla kıta vardı. Terkibi ben şarkı vardı. Rubai vardı ama hayır, müstezat olacaktı bu canlarım. Tezat adı üstünde. Ahmet Paşa'yı sormuştu kesinlikle. Paşalardan biri sorulmalıydı zaten. Benefşe, Kerem, Abredifli kasideleri. Kerem kasidesi var biliyorsunuz ki. Kimin olacaktı? Ahmet Paşa'nın olacaktı arkadaşlar. Tabii ki kaside ile ilgili bir soru vardı baktığımızda. Kasidenin bölümleri var. Methiye, met, kendimi met etme, Fahriye, başkasını övme. Bunu şöyle düşünebilirsiniz Fahriye bölümünde. Fahriye Evcen'den lütfen olaya girin. Fahriye Evcen'in kendini çok beğenmesi. Fahriye, fahır, kibir, gurur, kişinin kendini beğenmesi gibi bir anlama geliyor.
Fahriye bölümünü sormuştu arkadaşlar. Orada da cevap Edirne Şıkkı olacaktı. Çünkü Arap ve Rum'da Üstad Üstühan'dır Vehbi. Vehbi kendini övüyor. Hem Arap'ta hem Rum'da diyor. Üstad Üstühan, üstadların en önemlisi diyor ve kendisini övüyor Vehbi. Dolayısıyla burada da cevap Edirne Şıkkı olacaktı canlarım. Bir soru da buradan gelmişti aslında baktığınızda. Divan Edebiyatı'nı sormaya devam ediyor Sevme. Çünkü bayılıyor kesinlikle Divan Edebiyatı'na ve İşlerken de sürekli vurguluyorum canlarım. Divan edebiyatında bazı nesir türleri var. İşte seyahatname, şehrengi, surname, penname, fütüvetname, tezkire gibi. Bunlardan bir soru mutlaka gelir ki benim öğrencilerim bilir. Sürekli mutlaka vurgulamışımdır canlar. Baktığımızda seyahatname gezi yazısıydı. Şehrengi şehir güzelliğini anlatıyordu. Surname padişahların çocuklarının sünnet törenlerini, kız çocuklarının düğün törenlerini anlatıyordu arkadaşlar. Penname biraz daha nasihatnameydi. Tezkireydi bunun cevabı. Tezkire başka bir kişinin hayatını anlatma, günümüzdeki biyografiye karşılık geliyor. Tanzimat romanını uzun zamandır sormamıştı ÖSYM. Bu sefer farklı bir şey yaptı ve Tanzimat romanını sordu. Sergüzeşt romanını eminim ki okumasanız bile mutlaka ismini bir yerlerde duymuşsunuzdur. Dilber karakteri vardı. Orada zaten direkt Dilber'le ne yapmıştı canlarım? Başlamıştı. Dolayısıyla cevap direkt sergüzeştname olacaktı. Şu soru bir tık belirleyici bir soruydu bence. Yukarıda vermişti, anlatmıştı. Yüksek Zümre Edebiyatı olduğunu, işte eserlerinde Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar gibi zengin ve modern semtler geçtiğini, ekmek ve iş kaygılarının olmadığını, sadece aşk, giyim, zevk, eğlenceye düşkün olduklarını böyle böyle anlatmıştı. Sözü edilen yazar kimdir demişti. Tabii ki de Halit Ziya Uşaklıgil canlarım. Servet İfyon'un dönemini anlatıyor değil mi? Zevk, giyim, kuşam, ondan sonra hiçbir kaygı yok. Ondan sonra Yüksek Zümre Edebiyatı biliyorsunuz ki zenginlere hitap eden bir edebiyattı. Cevap Servet İfyon'un sanatçısı olan Halit Ziya olacaktı. Döneme göre yorum yapan öğrenci kazandı tabii ki. Hüseyin Cahit Yalçın'ı eleyin zaten, o adam kavgacı bir adam. Recaizade Mahmut Ekrem zaten Servet Efendi'nin dönemi değil arkadaşlar. Tanzimat ikinci dönem. Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyet ele gitsin. Abdülhak Şinasi Hisar Cumhuriyet zaten ele gitsin. Burada söylese Halit Ziya Uşaklıgil'i söylemek istemiştir. Evet, roman karakterlerini sormuştu arkadaşlar. Bihruz Bey'i sormuştu biliyorsunuz ki Bihruz Bey Periveş'e aşık oluyor. Periveş tabii ki böyle biraz daha işte zengin ve Fransızlı bir kadın. Bihruz Bey de biraz daha alafranga bir tip ve Periveş'e aşık olmuştu. İkinci Meşrutiyet sonrası siyasi belirsizlik ortamında diyor. Yükselmeye çabalayan bir tip olan da kimdi tabii ki? Efruz Bey olacaktı arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da tabii ki Adana Şıkkı'ydı. Evet, güzel bir şiir sorusu vardı. Upuzun bir şiir vermiş arkadaşlar. Bakın. Baktım öpüşündü, duran baktım bungun. Benim şimdi Hitit çağı, benim yorgun. Benim ey gök çılgın, uzaklığın hep ben. Ya saçmalamış değil mi? Yani saçma sapan kelimeleri bir araya getirip şiir oluşturmuş aslında. Saçma sapan derken şimdi evet, eleştiri oklarını bana hemen şey yapacaksınız biliyorum. Fakat öyle düşünmeyin. Yani böyle birbiriyle alakasız kelimeleri bir araya getirip bir ahenk oluşturma peşindeler. Biliyorsunuz ki kimler? İkinci Yeniciler. Zaten orada ikinci yenicilerden bir tek İlhan Berk vardı. Şu iki soruyu da arkadaşlar, şu Servet Efe'nin sorusunu ve ikinci yeni şiir anlayışını dönem özelliklerine göre işaret etleyebilirdiniz. Atilla İlhan diyor. Atilla İlhan'ı ele toplama daha yakın. Nazım Hikmet diyor. Zaten elemen gereken ilk isim. Orhan Veli diyor. Garipçilerden ele zaten. Biliyorsunuz ki Orhan Veli sokağa edebiyata şiire taşıyan sanatçıydı. Onu da eliyoruz. Cahit Gül'ü biz zaten işte çocuk şiirleri vesaire toplum. Onu da eliyoruz. Zaten elde kim kalıyor? İlhan Berk kalıyor. Biraz dönem özelliklerini baz aldığınızda çok rahat yapabileceğiniz bir soru olacaktı. Yine paragrafa benzer bir soru vardı. Tabii ki hikayenin anlatımıyla ilgili bir soruydu. Orada işte olay hikayesine özgü anlatım sergilen falan bu tarz şeyler diyordu. Hayır, öyle bir şey yoktu. Cevap C şıkkı olacaktı arkadaşlar. Ve tabii ki tohum. Biliyorsunuz ki Necip Fazıl Kısaküre'yi sürekli anlatmışımdır ve sürekli de sevdiğim bir sanatçıdır. Mutlaka işte Ağaç isimli dergisi olduğunu, çok önemli bir üstad olduğunu mutlaka söylemişimdir. Namı diğer parmaksız Salih'te, yüce gönüllülükte, düzenbazlığın toplumda yan yana yaşadığını gösteren bir kişi olarak geçer ve Tohum adlı eser zaten onun eseri arkadaşlar. Bu yüzden de ne diyeceğiz, tabii ki cevap Necip Fazıl Kısakürek'te. Biraz bilgi sorusuydu. Mutlaka bilmek gerekiyordu. Ekspresyonizm akımı bu sefer soruldu. Belki bu biraz daha bize farklı geldi. Çünkü biz şeye çok alışmıştık. Klasizm, realizm, romantizme falan çok alışmıştık. Naturalizme. Bu sefer ekspresyonizmden yana kullandı tercihini ÖSYM. Genel olarak böyle bir sınavdı arkadaşlar. Aslında baktığınızda evet, tabii ki 3-4 tane belirleyici soru var ama genel olarak baktığımızda çalışan bir öğrencinin dişine göre bir sınav olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi 2021 tayfayı uğurluyoruz arkadaşlar ve 2022 tayfaya hoş geldiniz diyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşça kalın.